Ben Tanrı gibi gökyüzünde doğmuşum, bu çağda yeryüzünde tahta oturmuşum. Ben Türk milletini barıştıran, bir araya getiren Bilge Kağan. Orhun kitabelerinde bize Bilge Kağan böyle hitap etmektedir. Ey Türk, titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, nehirler gibi akıttığın kanına layık ol. Altta Yağız yer yarılmadıkça, üste mavi gök çökmedikçe, senin ilini, senin devletini, senin töreni kim bozabilirdi? Fakat sen düşmanın mallarına kandın. Gelinlik kızlarını cariye, damatlık oğullarını köle verdin. Çin'in ipeği sana hoş geldi. Çin'in kültürü sana hoş geldi. Çin'in hayatı sana hoş geldi. Ve sonra ey Türk öldün der Bilge Kağan. Nasıl Enes? Ey Türk öldün. Düşmanın malları hoşuna gitti. İpeği hoşuna gitti. Hayatı hoşuna gitti. Yaşama şekli hoşuna gitti. Ve sonra ey Türk sen öldün. Meta'nın Türk'ün başına gelmesine korktuğu şey bu işte. Aynen öyle. Bilge Kağan bize böyle hitap eder. Kimdir Bilge Kağan? Bizim Türk tarihinin, şanlı Türk tarihinin altın harflerle gökyüzüne yazılan Kutluk Kağan Devleti'nin hükümdarlarından 4. hükümdarıdır ve başarılı hükümdarlarından birisidir. Efendim size daha önceki videolardan birinde Kürşat ve onun 40 çelisinden bahsetmiştim ya. Hani avarları yenerek Bumin Kağan önderliğinde kurulan Göktürk Devleti'nin 550'li yıllarda kurulan Göktürk Devleti'nin ardından Çin hakimiyetine girmesi, Kara Kağan'ın 629 tarihinde mağlup olmasından 10 yıl sonra 639'da 100 bin kişilik bir Türk birliğinin esaret altında bulunduğu yerden Kürşat ve 40 askeriyle beraber isyana kalkıştığı, Çin hükümdarını esir almak için gece gündüz uğraştıkları ve ardından başarısız bir operasyonla öldürüldüklerinden bahsetmiştim o videoda. O videonun linki zaten şu an karşınızda bulunmaktadır. O videoda bahsettiğim ikinci defa İlteriş Kağan önderliğinde, Kutluk Kağan önderliğinde bir devletin kurulmasından bahsetmiştim. Esaretten yaklaşık olarak 40 yıl sonra. Şimdi İlteriş Kağan, İlteriş darmadağın olmuş, yıkılmış, dökülmüş, perperişan olmuş Türk milletini tekrar bir araya getirip toplayan adamdır İlteriş Kağan. İlteriş toplayan, düzenleyen, bir araya getiren, tutan, dağıtmayan demektir. İlteriş Kağan yani Kutluk Kağan çok başarılı bir biçimde 2. Göktürk Devleti diye bahsedilen ve KPSS bilgilerinde Kutluk Kağan Devleti ya da 2. Göktürk Devleti diye bahsedilen devleti başarılı bir biçimde idare etti. Kutluk Kağan yani İlteriş Kağan vefat ettiğinde oğlu Bilge Kağan henüz 8 yaşındaydı. 8-9-10'lu yaşlardaki bir çocuğa takdir ederseniz ki eski Türk devletlerinde taht verilmez. Çünkü Türk devletinin başındaki adam at sırtında cepheden cepheye gitmek zorunda olan bir adam. Bu yüzden Kutluk Kağan'ın kardeşi Bilge Kağan'ın amcası olan Kapkan Kağan başa geçti. Hiç de aratmadı abisi İlteriş Kağan'ı. Hiç de aratmadı başarılı bir hükümdar nasıl olur sorusunun cevabını. 14 yıl devleti idare etti. Hem doğuda hem batıda, hem kuzeyde hem güneyde Türk milletini idare etti. Türk devlet sınırlarını genişletti ve ortaya kocaman bir 2. Göktürk Devleti'ni kurdu. Kapkan Kağan yani Bilge Kağan'ın, yani videomuzun kahramanı olan Bilge Kağan'ın amcası 14 yıl sonra vefat etti. Artık Bilge Kağan kocaman bir adamdı. Fakat önünde 14 ay daha idare edecek, devleti idare edecek 3. bir hükümdar adayı vardı. Başarısız bir hükümdarlık, başarısız bir süreç, devleti geri adım attıran, toprak kaybı yaşatmayan ama psikolojik olarak devleti geren bir 14 aydan sonra Bilge Kağan törenle başa geçti. Ama nasıl? Kardeşi Kültigin vardır. Bu 14 aylık başarısız ve Türk devletini kötü duruma sevk eden bu yönetime
Bilge Kağan'ın küçük kardeşi, devleti toparlayan, bir araya getiren İlteriş Kağan'ın da küçük oğlu olan Kültigin başarılı bir darbe süreci yaşadı ve iktidarı devirdi ve devleti eline aldı. Çok kanlı bir darbeydi. Eski yönetimin bütün adamlarını idam etti. Herkesin başını vurdu. Tüm komutanların, tüm paşaların, tüm vezirlerin kellesini aldı. Kellelerden kuleler yaptı. Karşı tarafa, kendi iktidarını tehlike olarak düşündüğü, karşı tarafın adamı olarak gördüğü herkesi idam etti. Bir kişi hariç, 70'li yaşlarını aşmış, babası İlteriş Kağan'a, amcası Kapkan Kağan'a ve amcasından sonra kendisinden önceki o 14 aylık başarısız hükümet girişi esnasında vezirlik yapan vezir, bilge adam Tonyukuk. Onu öldürmeye kıyamadılar. Çünkü karşılarında darbeyi yapan Bilge Kağan'la Kültigin, herkesi öldüren Bilge Kağan'la Kültigin, vezir Tonyukuk'a dokunmadılar, dokunamadılar. Zira vezir Tonyukuk çok ciddi anlamda bir bilgi birikimine sahip, çok ciddi anlamda devlet otoritesini ve Çin'le nasıl mücadele edilir bilen bir adamdı. Onu yanına aldılar ve artık o muhteşem kadro, yıldızlar kadrosu oluştu. Tahta Bilge Kağan, askeri anlamda yardımcısı, askeri bakan ve askeri danışman kardeşi Kültigin ve vezir ve danışman ve kralın her türlü fikrini danıştığı Tonyukuk. Bilge Tonyukuk ya da Vezir Tonyukuk adı ile anılan Tonyukuk. Çok ciddi hamleler yaptılar. Bilge Kağan çok barışçıl bir adamdı. Çok güzel ruhu vardı. İstiyordu ki her problem oturarak, konuşarak hallolsun. Maalesef Çinliler Bilge Kağan'ın bu durumunu kötüye kullandılar ve saldırgan bir politika takip ettiler. Bunun üzerine Vezir Tonyukuk Bilge Kağan'a yapmış olduğu bu insancıl ve dostane tavırların yanlış olduğunu, gerektiği zaman savaş yapılması gerektiğini ve bunun bir devlet gerekliliği olduğunu, Çin'e de asla yüz verilmemesi gerektiğini söyler. Bu sözlerin üzerine Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk'a 70'li yaşların üstünde hayatının 50 yılını devlete hizmet vermekle geçiren Vezir Tonyukuk'un sözlerine itibar eder ve Çin'e karşı daha sert bir politika takip eder. Artık kendisine ait olmayan topraklara da saldıran, Çin'e ani saldırılar yapan, Çin'i vergiye bağlamak için uğraşan bir adam vardır. O eski barışçıl insan ortadan kaldırılmıştır. Vezir Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan'ı çok iyi idare ederler. Bu üçlü olarak devletin tüm mekanizmalarında kendi adamlarını yerleştirerek devleti her alanda büyütür. Çok kısa bir zaman zarfında 2. Göktürk Devleti diye bildiğimiz Kutlu Kağan Devleti ortaya çıkar. Bu arada Kültigin vezir olan ve ikinci kral diyelim, yani birinci kral Bilge Kağan'ın kardeşi, askeri alanların sahibi olan devletin ordusunu Mete Han'ın, Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han'ın emrettiği gibi onluk sistemle idare eder. Bir kişiye er denir. 1 × 10 = 10'dur. Başındaki adam 10 başıdır. 10 × 10 yüzdür. Başındaki adam 100 başıdır. 100 × 10 1000'dir. Başındaki adam 1000 başıdır. 1000 × 10 10.000'dir. Başındaki adam 10.000 başıdır. Tümen başıdır. Bugün bizim askeri terminolojide tümen dediğimiz ordu komutanlığındaki tüm generalin karşılığını Vezir Tonyukuk Bilge Kağan'a söyler ve Kültigin'le birlikte böyle bir ordu oluşturmaya başlarlar. Halk mutludur. Barış politikaları, ama sert bir barış. Eğer başımıza bir hal gelirse, eğer Çinliler bize karşı kötü bir hamle içine girerlerse biz hemen Çin'e saldıracağız duygusunu çaktırmadan sopanın ucunu göstermek derler ya, çaktırmadan sopanın ucunu Çinlilere gösterirler ve bu noktada huzur dolu, rahat rahat, savaşsız 10 yıllar geçirilir. Millet çok mutludur. Sürüler ovalarda, nehirler, dereler müthiş akıyor. Türkler mutlu,
Hayvanlar mutlu, insanlar zengin, ekonomi gelişmiş, devletin o bölgedeki pay sahibi olduğu anları düşünün. Çin ikinci planda, Türkler birinci planda. Tam bu esnada Bilge Kağan'ın hiç beklenmeyen bir biçimde kolu kanadı kırılır. Zira çok güvendiği, zira sırtını dayadığı, baba yerine koyduğu, babasının ekibinden kalma Vezir Tonyukuk yaşından dolayı vefat eder. Zira yaşı 80'leri aşmış durumdadır. Vezir Tonyukuk'un acısını, onun kaybını yaşarken bir süre sonra çok sevdiği, askeri anlamda çok güvendiği Göktürk ordusunu yeni baştan Hun devletindeki Metehan'ın ordusu gibi yapan kardeşi Kültigin vefat etmiştir. Artık Bilge Kağan yapayalnızdır. Bu dünyada tek bir devleti vardır. Ancak dayanağı, danışmanı, hiç kimsesi kalmamıştır. Bir tek aziz milleti vardır ve o aziz milletine güvenen Bilge Kağan, devleti kendisi tekrar Çinlilerle barış içerisinde yürütmeye devam edecek bir politika içerisine girmiştir. Bir süre sonra Çinlilerle ortak hareket etmek, ortak hamle etmek ve ben size asla saldırmayacağım duygusunu vermek için bir Çinli prensesle evlenmek ister. Çin hükümdarı Bilge Kağan'ın yani bela olarak gördüğü Türk Hakanı, Türk Devleti'nin başındaki hükümdarı olan Bilge Kağan'ın bu teklifini kabul eder ve onu bir Çinli prensesle evlendirir. Çinli prenses Bilge Kağan'ın yaşlılığına gelmiştir. Artık Çinli danışmanlar, artık Çinli asiller Türk sarayında Göktürklerin Türk merkezinde boy poz göstermeye başlarlar. Artık Çinliler sarayın içine kadar girmiş, Bilge Kağan'ın hanımı tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Çinliler enteresan bir millet. Nerede bir sıkıntı varsa, Türk dünyası anlamında nerede bir problem varsa Çinliler orada boy göstermektedir. Bir süre sonra Bilge Kağan vefat eder. Yerine Çinli olan hanımı devleti idare etmeye başlar. O da Göktürk Devleti'nin o şanlı, o şaşalı, o debdebeli Göktürk Devleti'nin tekrar yıkılmaya başlama sürecini ortaya koyar. Bilge Kağan Göktürk kitabelerinde, Orhun kitabelerinde sen Çin'e kandın, Çin'in ipeğine kandın, rahat döşeğine kandın, güzel kadınlarına kandın, hayatına kandın, yaşama şekline kandın, dünya görüşüne kandın, ey Türk sen öldün der. İşte bu Bilge Kağan Çinlilerle savaşmaktansa dost biçimde yaşamayı istemek için bak Çinliler, biz burada Türkler olarak yaşıyoruz ve Türkleri bir duvar içine alıyoruz. Duvar, bir kale yapıyoruz. Onun içinde yaşayacaklar bu Türkler. Bu Türklerden sana bir zarar gelmez demek ister. Fakat Vezir Tonyukuk kesinlikle bu şehrin etrafına duvar örmeyi reddeder. Der ki Türkler göçebe bir millettir. Yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda yaşar. Böyle kapalı duvarlar ardında yaşamak Türk'ün tabiatında yoktur. Sakın yapmayasın der. Bilge Kağan gurur yapmaz. Bu büyük adamın dediğini kabul eder, doğru söylüyorsun der. Duvar yapmayalım der. Her tarafa Budist tapınakları koymak ve Budist olmak ister Bilge Kağan. Vezir Tonyukuk der ki biz Türk'üz. Budizm Çinlilerin dini. Sakın ha, aman ne yapıyorsun? Bizim kendi dinimiz var. Kök Tengri dini yukarıda. Hep aynı şiir okuyorum diyeniz gülüyor. Başka bildiğim gök tanrı şiir yok benim. Kök böreği teksini birle yarıyın. Kara kuzgun kara tek üzre bolayın. İgre kömügri bilgi gütek sıvayın biçiminde övgü şiirleri yazılan Kök Tengri dini bize yeter. Çinlilerin Budist dini bizi bozar. Budizm'de var olan et yemenin haram olması, savaşmanın, kılıç kullanmanın haram olması, savaşkan, dışarılarda yaşayan, ovalarda, vadilerde, dışarılarda, dağlarda, ormanlarda hayatı sürdürmeyi bilen Türkleri asimile eder, onları Çinileştirir. Dolayısıyla böyle bir dinin varlığı da
Türkleri bozar. Sakın ha. Aman yapmayasın der. Bilge Kağan yine gurur yapmaz. Tamam der. Bu da kabul. Budist olmayalım. Dediklerin doğru der ve 70 yaşını aşmış, 80'lere merdiven dayamış Vezir Tonyukuk'un her dediğini yapar. İşte Bilge Kağan kendisine yol gösteren, kendisini eleştirmek pahasına dediklerini yaptırtmayan Vezir Tonyukuk'u kaybeder, ölür. Yani vezir ölür. Hemen ardından Bilge Kağan'ın en çok güvendiği askeri komutanı, askeri hükümdarı Kültügin ölür. Yapayalnız kalan Bilge Kağan, belki de bu travmatik psikolojiyle, belki de sahipsiz olmanın verdiği duyguyla Çinlilerle savaşmamayı, Çinlilerle barış içinde olmayı ister ve o Çinli prensesi bu yüzden saraya alır. Bilge Kağan Çinlilerle akrabalık bağı kurarken ben Çinli olayım, benim halkım Çinli olsun diye yapmaz. Tamamen Çinlilerle iyi yaşayalım diye yapar. Fakat ajandasında pislik yapmaktan başka bir şey olmayan Çinliler Bilge Kağan'ın bu iyi niyetini kullanır ve hanımı aracılığıyla saraya nüfuz ederler. Ve saraya Bilge Kağan'ın hanımı tarafından yerleştirilen Çinli çaşıtlar, Enes Çaşıt ajan demektir bu arada, Çinli çaşıtlar Türkleri Çin hegemonyası altına alır. Bu arada işte ne olursa öyle oluyor. Çinliler bize hiç vurmaz, biliyor musun Enes? Hiç vurmazlar. Biz mi vuruyoruz onları? Biz onlara vuruyoruz da onlar bize vurmuyor. Oyun kuruyorlar. Başka Türk kabilelerini Göktürkler üzerine salıyorlar. Yani her çağda olduğu gibi Enes, Türk'ün düşmanı yine bir Türk. Türk. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok derler ya. Doğru mu bu? Doğru. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ancak bir şey daha söyleyeyim mi? Türk'ün Türk'ten başka da düşmanı yok. En nihayetinde Çinliler Göktürk devletini yıkmak için başka Türk boylarından yararlanmışlar. Bilge Kağan bunun üzerine hem Çinlileri ezmiş hem o Türkleri ezmiş. Haddinizi bilin demiş. Orhon kitabesinde de Çinlilerin menfaatlerine ve vaatlerine kandın. Çinlilerle birlikte kardeşine vurdun. Ey Türk! Söze bakar mısın Enes ya? İnanılmaz, biliyor musun? Keşke Orhon kitabeleri ders olarak okutulsa. Ne diyor biliyor musun? Ey Türk, Türk'e vurdun. Ey Türk, Türk'e vurdun. Korkunç bir ifade. Çinlilere kandın. Ey Türk, Türk'e vurdun. Bugün de var. Ama o gün kendisi bunları söylemesine rağmen gene kendisi de kanmış abi. Kanmış işte. Zaten o yaptık ettik diyor ve en son çaresizlikten bir Çin prensesi olarak dostane yaşamak istiyor. Yer mi? Yemez. Yememiş zaten. Benim gördüğüm zaten Bilge Kağan o Bilge ismini çok da hak eden bir adam değilmiş. Yani Tonyukuk'muş o adam. Vezir Tonyukuk ve Kültügin. İkisi beraber çok iyiler. Bilgisini çıkardığın adam direkt eksi yazmaya başlıyor. Bilge Kağan bunların enerjisiyle ve gazıyla gidebilen bir adamdı. Yoksa baktığında Budizm'e geçmek istemesi, Türkleri surların içinde tutmak istemesi, hapsedip bir besi hayvanı gibi burada yaşınlar demesi, tam aksine eksi yazan, hatta hani sevilmemesi gereken bir adammış gibi gördüm. Ve en sonunda bir Çinli prensesle evlendi. Çinli prensesle saraya casuslar yerleştirdi ve bu Göktürklerin yıkılışının sonu oldu. Sevgili dostlar, canlı yayınlarımız var biliyorsunuz. Artık başladık. Herkes biliyor. Konferans biçiminde canlı yayınlarımız var. Sizin katılımınızla olacak olan canlı yayınlar var. Burada, stüdyoda yaptığımız canlı yayınlar var. Bizi hiçbir platformda yalnız bırakmayın. Biz bilelim ki bir yerde, bir masaya ceddimiz gibi yumruğumuzu vururken bilelim ki arkamızda 210 küsür bin kişilik bir ordumuz, bir dost grubumuz olduğunu bilelim ve öyle konuşalım. Bizi ne olur yalnız bırakmayın. Allah'a emanet olun.